I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz şu an kalktık. Böyle kendimize tost hazırladık. Şuna bakın ya, şöyle of. Şimdi biz afiyetle yiyeceğiz. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Sonra görüşürüz. Biz hazırlandık. Şöyle göstereyim. Bıdıkları aldık. Bir evet. Aşıya götüreceğiz. Tatile çıkmadan önce bir aşıya götürelim dedik. Ondan sonra bunları yine eve bırakacağız. Sonra birkaç işimiz daha var. Daha tatilden önce hani halletmemiz gereken şeyler var. Evet, onları halledeceğiz. Bu arada şöyle bir elbise giydim. Elbisem Sefa Merve. Şalım da Genç Tuğra Eşarp diye bir Instagram hesabından. Şal çok iyiymiş bu arada. Değil mi? Evet, şimdi biz çıkalım, sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Ne oldu badem? Ha. Aha, sen de başladın ablan gibi. Balım da başladı. Ne oldu? Doktora gidiyoruz, veterinere gidiyoruz ha? Canlarım benim ya. Garip sesler çıkar. Acayip garip sesler. Badem, niye patini ablanın şeyine sokuyorsun, kafesine ha? Balım. Yavrum. Bak, badem sana kolunu uzatıyor kızım. Ya ben sizi yerim ama. Ya sen ablanımı sakinleştiriyorsun he? Gidiyor canlarım benim. Geldi kim? Özledin mi böyle? Geldik şu an. Şelibon ne haber? Ne oldu? Şelibon maşallah ya. Şuna bak oh. Rahat mısın? Rahat mısın? Yemesini içmesini herhangi bir problem yok. Süper. Ablasına bakıp daha çok yiyor. Merhaba, sen kocaman olmuşsun. Ben seni gördüm de küçüktü ya. Bizi? Tamam. Biz buradayız. Biz buradayız bakın. Giden çıkmayacak sesler çıkıyor. Siyama çok homurdanır, çok konuşur. Çok konuşurlar böyle bıdı 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 bıdı. Tamam. Ayağı alabilir miyim azıcık? Azıcık ayağı var. Vallahi dönelim hop. Kardeşin ne yapıyorlar kardeşler? Koca kız ne yapıyorsun? Nasılsın? Kulaklarını açar mısın bana, kocaman kulaklarını? Tamam. Böyle bana vuracakmış gibi yönlendirir miyim? Ben seni yerim ya. Çok tatlıymış bu kız. Sofidik Garfield'ımız. Nasıl bakıyor? Tamam kızım. Hı. Gayet iyi görünüyorsun o. Ölçüsüzce yiyor galiba. Kontrolsüzce. Biraz evet hocam. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Gramajlayabiliriz aslında. Hani iki tane kedi var, biraz zorlanabilirsin. Biz ama veterinerden çıktık. Bu arada sesim biliyorum biraz şey ama biraz hapşırık tuttu, biraz burnum tıkalı. Biraz hasta gibiyim, geçmiş öyle söyleyeyim. Geçmiş olsun Beyza Hanım. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bıdıkları eve götürüyoruz. Onları götürdükten sonra bunların mamalarını alacağız arkadaşlar. Onları halledelim diyoruz. Çünkü biliyorsunuz bakıcıya vereceğiz. Bakıcı da hani yeteri kadar mamaları, kumları falan olsun diye onları halledeceğiz. Bir tane de yeni kum alırız hayatım. Aynen. Ondan sonra acaba işte böyle bugün böyle birkaç tatil öncesi işte işlerimizi halledeceğiz dediğim gibi. Evet, inşallah pazartesi de yola çıkacağız. Evet, bıdıklar da burada. Onlar da iyi. Onlara da şey aldık arkadaşlar ekstradan. Ağız ve diş bakım ürünü. Böyle bir tane gargara aldık. İki damla koyuyormuşsunuz günlük sularına. Hani ağız bakımları için. Evet, o şekilde. Yani böyle.
olmuş. Biz eve geldik. Şimdi hemen size yaptığımız küçük alışverişimizi göstereyim. Bugün böyle fırında patatesli, tavuklu, mantarlı bir şey yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Yani mutlaka deneyin. Onun için tabii mantar aldık. Ondan sonra şöyle baget aldık. Ay konuşamıyorum. Kırmızı erik aldık. Aspetes. İki tane böyle ıslak mendil aldık. Bir tane böyle kavun. Bir tane böyle soda paketi aldık. Bir de iki tane patates aldık. Evde patates bitmişti. O yüzden sırf bu yemek için hani ne kadar gerekiyorsa o kadar aldık. Evet, bu şekilde küçük bir alışveriş yaptık. Şimdi ben bunları hemen toparlayacağım. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra da artık akşam yemeğini yapmaya başlarız. Şimdi evet, yemeği yapmaya başlayacağım. Bunun için birazcık şöyle mantar ayıkladım arkadaşlar. Böyle şey ucu olmadan. Böyle biraz ayıkladım. Çok az yapacağım çünkü zaten iki kişiyiz. İsteyen tabii miktarını arttırabilir. Size kalmış bir şey. Şöyle bunları tertemiz yaptım. Şurada da bagetlerim var. Bunların da derilerini soydum, yıkadım. Şimdi ne yapacağım? Şurada iki tane patatesim var. Bunları soyacağım arkadaşlar. Ondan sonra şunları da bir güzel minik minik keseceğim ve tereyağında kavuracağım. Bunu ayrıyeten yapacağım. Burayı yaparken hani gösteririm. Bunu ayrıyeten tereyağında dediğim gibi kavuracağım. Gerçekten çok azıcık şey koydum, salça. Buna biraz su ekleyeceğim. Birazcık şöyle kekik ekleyeyim. Şöyle. Tuz, karabiber. Bu şekilde. Birazcık da toz biber ekleyeyim bari. Ekle bari. Şöyle. Şimdi buna biraz su ekleyeceğim ve bunun üstünden gezdireceğim. Dediğim gibi çok sulu sulu şey sulu sulu olacak ama hani çok dökmeyeceğim. Ondan sonra bagetlerime sıvı yağ, tuz, karabiber, kekik, toz biber bir de susam ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de dediğim gibi sıvı yağ. Ondan sonra mantarlarımı üstüne ekleyeceğim. Onları zaten göstereceğim size. İlk önce şu sosumu halledeyim, ondan sonra devam edelim. Canlar bakın bu şekilde oldu. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. 220 derecede alt üst ayarda yani tamamen pişene kadar pişireceksiniz. Şu an yemeğim fırından çıktı. Muhteşem oldu. Kokusunu ve tadını size anlatamam. Mutlaka deneyin diyorum yani. Şimdi ben sofrayı kuracağım. Biz bugün tek çeşit yiyeceğiz arkadaşlar. Çok yapıp hani bırakmak istemiyorum. O yüzden bugün böyle tek çeşit oldu. Bize afiyet olsun. Yanına isteyen işte pilav yapar, makarna yapar. O size kalmış. Yemeğimizi yedik. Burnum tıkalı bu arada, kusura bakmayın. Ondan sonra ben toparladım. Bir dizi baktık, Dark diye.
Balım, değil mi? Şu ayağa bakın. Ne oldu? Evet, biraz dizi izledik. Hani güzel şimdilik, yani beğendim ama keşke film halinde yapsalar daha güzel olabilirdi. Bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.